Bakalım Posta Gazetesi'ne gelelim şimdi de. Bugün 29 Ekim diyor Posta Gazetesi. Şimdi değerini diyor daha iyi anlıyoruz diyor. Yaşasın diyor Cumhuriyet diyor. Ve sonra şimdi değerini daha iyi anlıyoruz derken hayırdır? Hayırdır? Demir ağlarla ördük ana yurdu dört bir baştan şarkısını dinleyip dinleyip oturup masalarda sonrasında bakıyorsunuz. Demir ağlarla ördü işte ana yurdu. Bakıyoruz işte tren yolu. Bir tane çivi çakmadınız be. Bir tane çivi çakmadınız. Beslendiniz adamdan, beslendiniz adamdan, beslendiniz adamdan. Atatürk Burak'ı içeride ha 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 dediniz, beslendiniz. Yaptınız oturdunuz, yaptınız oturdunuz. Milletin evlatları işte Toroslar'da köylü milletin efendisidir dediniz. O insanları öyle evlere hapsettiniz. Geldiniz İstanbul'da çöreklendiniz Rumların, şunların, bunların evine kurdunuz masaları. Okuttunuz çocuklarınızı yurt dışında, Fransa'da, şurada, burada. Sonra da ötekileştirdiniz o halkı. Şimdi de o millet iktidara gelince seni daha iyi anlıyoruz diyorsunuz. Bitti o dönem. Şimdi seni daha iyi anlıyoruz. Ne yaptınız bu memlekette? Efendim bakalım Sabah Gazetesi'ne. Buyurun Sabah Gazetesi'ne bakalım. Sonra da bu milletin o ötekileştirdiğiniz o üzerinde anlattık sabahın erken saatlerinde. Bilir misiniz? Fransızca bilen entelektüel abiler, Yılmaz Özdiller, büyük büyük annesi incir rakısı içermiş. Biliyor musunuz siz? Biliyor musunuz? Var bilmem ne şeysi vardı ya bu Ertuğrul Özkök şeysi. Sen biliyor musun Fransa'da efendim bilmem ne sokağında arkadaşlarım var. Sen biliyor musun o coğrafyada yaşayan insanların ayakkabıların ne halde olduğunu, o lastik papuçların. Sen bilir misin? Sen bilir misin leğen nedir? O lastik papuçlar böyle yarılır, yırtılır, şişlerle, o leğenlerle, parçalarla yapıştırılır o insanlar. Orada yaşadılar. Sonra da oturdum böyle Nişantaşı'nda, Ortaköy'de içkini yudumlarken. Sonra köylü milletin efendisidir. Şimdi efendi oldu, zorunuza gidiyor işte. Şimdi oldu efendi Allah'ın izniyle. Bu zorunuza gidiyor sizin. Daha çok olacak. Daha çok olacak. Sen evladını okut, profesör olsun, doktor olsun, eczacı olsun. O olsun, avukat olsun. İstisnalar kaideyi bozmaz. Onu da söyleyelim. Ama genelde öyleydi. Milletin evladı çiftçi olsun ya o. İşçi olsun, çiftçi olsun, eksin bitsin. Sonra da nemalan. Sonra da seni şimdi daha iyi anlıyoruz.